Merhabalar arkadaşlar. Ben bir çocuk kitabı yazarıyım. İlk kitabım Zem Sesini Arıyor. Ve bu kitap çocuklar tarafından çok sevildi. Ben hem sizinle paylaşmak hem de öğretmeninizin de dediği gibi sizin yazdığınız hikayeleri de dinlemek istiyorum. Hikayem bir gezegende geçiyor. Bussolu adında bir gezegende geçiyor. Bu gezegende herkes yaşam seslerine göre ayrılıyor. Yaşam sesi nedir? Bu gezegendekilerin ağızları yok. Kalplerinin üzerinde bir yaşam noktaları var. Bazısından ince, bazısından orta, bazısından da kalın ses çıkıyor. Bu da bilgi ağacı buldukları sahne. Sihirli bir ormana giriyorlar. Bu ormanı herkes kendi gözlerinden görüyor. Herkes nasıl hissediyorsa o ormanı öyle görüyor. Ve bu ormanda bilgi ağacı buluyorlar. Ben bu kitabı Güney Amerika'da yazdım. Güney Amerika çok ilginç bir kıta. Yağmur ormanlarında da kitabın bir kısmını yazdım ve bazı sahneler buralardan ilham aldı. Mesela Amazon ormanlarında yürüyen ağaçlar var. Küçük küçük yürüyorlar tıpkı bizim gibi. Ama tabii çok daha yavaş. Kitabın içine ben onları yürüyen ağaçlar olarak koydum. Tabii ki uçan kirpi yok ama öyle ilginç hayvanlar var ki Güney Amerika'da onlardan ilham aldım. Benim hikayem bu. Şimdi sizin hikayelerinizi dinlemek isterim. Mesela uzaylılar dünyaya da geçiyor benim hikayemde. Hı hı. Sonra birkaç tane çocuk da ormanda kamp kurarak dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar. Belki ne olabilir? Hikayede o gizem konusu biraz daha net olabilir. Yine o güzel günlerden birisiydi. Vanessa uyanmıştı ama nedense çok erken kalkmıştı. Bu yüzden Vanessa sandıktan sessizce indi. Sonra mutfağa doğru yürüdü. Mutfakta kimse yoktu. Vanessa buzdolabını açtı. Sen çok kitap okuyorsun sanırım Ceyli. Evet benim. Aslında bu içimdeki müzik kitabından esinlenmiş olabilirim belki. Ya şöyle... karakteri anlatma şeklin benim çok hoşuma gitti. Vanessa'nın ağzından konuşman, Vanessa'nın düşüncelerini aktarma şeklin, hikayenin dili çok güzel olmuş ve heyecanla dinliyoruz. Ben bu hafta işi çok çalışıp sınavlarımda başarılı olduğum için babam beni kampa götürecekti. Akşam hep birlikte çadırın içinde vakit geçirdikten sonra ateş yakmaya karar verdik. Bir kere ben diliyle anlatıyorsun ya, şuraya gittik, şöyle oldu, böyle oldu. İnsan ben diliyle anlatılan bir şeyi, karakterin kendisinin anlattığı bir şey, hikayenin kahramanının anlattığı şeyi çok daha heyecanla dinliyor. Rıfat Batur adında bir çizer yaptı. Hani beraber çalıştık tabii, ben yönlendirdim, ben biraz anlattım. Ama çok sevdiğim bir çizerdi, böyle. Tılsımlı fasulye diye bir şey yazıyorum. Hı-hı. Şu anda ikinci bölümünü yazıyorum. Sarp da bu arada Bengisu Hanım bir kitap yazıyor da şu an çok fazla heyecanlı. Hangi bölümünü okusam öğretmenim, neresini okusam kopuk kopuk olacak diye. Kısaca anlat istersen dedim. Bir mektup buluyor ve o mektupla işte bir sürü yere gidiyor. Oradan bir mektup buluyor. O mektubun içinde yazan yere gidiyor. Sonra Hı-hı. bir mektupta işte... Bu mektupları yazan kişinin büyük büyük dedesinin işte Çanakkale'de annesine yazdığı birkaç mektup buluyor. Mektuplar ipucu olarak onu yönlendiriyor ve Mısır, yani dünya tarihinden başlayıp Türkiye tarihine geliyoruz aslında. Aslında öyle değil de daha çok Çanakkale Savaşı ile ilgili bir hikaye. İlginç. Peki çocuğun dedesi mi mesela orada savaşmış? Ahmet sarı saçlı, mavi gözlü, siyah sakalı ve siyah bıyığıyla tam bir uzaylı görünümündeydi. Annesi Fatma da çocuğunu küçükken uzaylıya benzetmiş, konu komşu herkese haber vermişti. Şimdi uzaylı zannedilmiyor. Koyu İngiliz aksanıyla İngilizce konuşuyor, araya hele, yağ gibi kelimeler sıkıştırıyordu. Yöresel olarak konuşmayı çok doğal yapmışsın, çok güzel yapmışsın. Çok akıcı, insan merakla takip ediyor. Tek eleştirim şu olabilir, eleştiri değil de daha iyileştirmek adına çok fazla mektup kelimesi tekrar ediyor. Hani daha önce de Vanessa için söylemiştik ya, okuru biraz sıkıyor bu tekrar eden kelimeler. Çiçekte bir arı olduğunu gören çocuk eve gidip elma alır ve arının dikkatini dağıtır. Bastonlu bir dedenin kitap okuduğunu görür. Enteresan bir hikaye. Ben en çok bu fantastik öğeleri sevdim. Fantastiğin ne demek olduğunu biliyor musun? Biliyorsun, tamam. Çadırın kaleye dönüşmesi, bir takım şeylerin dönüşüm geçirmesi çok güzel temalar bence. Belki hani hikayede tam olarak çocuğun başına ne geldiği biraz daha açık ve detaylı anlatılabilir. Sanki biraz kısa kalmış gibi geldi. Belki birazcık uzatmayı düşünebilirsin. Ama o dönüşümler çok güzel. Bir de şeyi soracağım. Çocuk arıdan korktuğu için mi elmayı götürüyor? Yok, arıyı beslemek için. Arıyı beslemek için. Çok güzel. Ellerine sağlık Çınar. Başka hikayesini paylaşmak isteyen var mı? Ecrin sen de yazmışsın. Ben bir kendim içinden okuyorum ama okuyamıyorum. Deren Çelik'in parmak kaldırdığını gördüm. Deren'le devam edelim isterseniz. Evimdeydim, normal bir günde. Sonra kitap okudum ve yattım. Uyurken bana bastonlu adam dokundu. Sonra hemen kalktım, bir arıya dönüştüm. Sonra bir çiçek beni hapsetti. Çiçeğe sordum beni bırakır mısın diye. Çiçek de beni bıraktı. Meğerse hapishanenin kodu buymuş. Çok güzel. Sanırım sizin zarlarınızda arı vardı, elma vardı, kale vardı. Senin de dönüşümleri tercih etmen, karakterin bir arı olması, uzaylılar tarafından kaçırılması ve sonra hepsinin bir anlık bir şey olup geri geliyor olması çok güzel. Girip kitabımı bıraktıktan sonra anneler günü olduğu aklıma geldi. Bildiğim bir çiçek bahçesine gittim. Bir sürü arı vardı. Biraz korkmuştum. Hemen çiçek bahçesinden uzaklaştım. Tam eve girerken elma yiyen bir uzaylı gördüm. Seninkinde en çok o sıralı ilerlemeyi sevdim. Yani hikaye anlatıcının sesini duyabildim. Hikaye anlatıcının sesi hikayeyi çok güzel böyle aşama aşama anlatıyor. Bir amca elmayı terazi tartarken terazi canlanmış, terazi bütün kasabayı yemiş. Sonra sihirli bir kapının kilidini açmış. Güzel bir mesaj veriyor sonunda. Sadece hikayeyi anlatmıyor, bir şey de söylüyor aslında. Çok şiddet var içinde, onu da güzel anlatmışsın. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bu hikayenin içinde duyacaklarınız daha önce hiç karşınıza çıkmadı. Çok şaşıracaksınız falan diye biraz böyle okurda heyecan yaratacak eklemeler, birazcık dil oyunlarıyla çok güzel bir hikayeye dönüşebilir. Ellerine sağlık. San Francisco'da yaşayan bir polis varmış. Bu polis dünyanın en iyi polisiymiş. Aynı zamanda bir dedektifmiş. İsmi Alex'miş. 2 yaşında dünyanın en iyisiymiş. Bir suçlu varmış. Bu suçlu dünyaca bilinen ve en aranılan suçluymuş. Kutuyu açtığında karşısına bir mesaj çıkıyor. Oyuna hazır mısın? Bunlar okuru çok güzel yakalayan şeyler oluyor hikayede. Benim tek takıldığım şey hikayeyi anlatırken zamanlar farklı. Onu belki okurken kendin de fark etmişsindir. Hani birinde mış diyoruz, birinde tır diyoruz, olmuş diyoruz, diğerinde olmuştur diyoruz. Sonra dili geçmiş zamana geçiyoruz, oldu diyoruz. Çocuk dünyaya dönüp yeni koyunlar almış, babası da dedesinin bastonunu tamir etmiş. Sonra çocuk elma yemiş ve uzaylılarla dost olduğu için mutlu yaşamış. Kahramanımızın karşısına bir soru işareti, bir gizem çıkıyor. Anlayamıyoruz. Niye koyunların kaçırıldığını bilmiyoruz. O merakın peşine takılıyoruz ve sen hikayenin sonunda onun cevabını veriyorsun. Neden kitap yazmak istediniz? Bir insan neden yazmak ister? Ben ilkokul 2. sınıftayken bir kompozisyon ödevimiz vardı. İşte gittiğimiz pikniği anlatmamızı istiyorlardı bizden. Herkes pikniği anlatmıştı. Biz pikniğe gittiğimizde bizi bekleyen sıraları anlatmıştım. Ne kadar yalnız hissettiklerini sınıfta, ne kadar üzüldüklerini anlatmıştım. Onun üzerine ilkokul öğretmenim işte ailemi okula çağırdı ve işte yazar olabileceğimi, daha çok okumam gerektiğini, yazmam gerektiğini söyledi. Ben de çok sevdim zaten yazmayı ve okumayı. Kitapları keşfettikçe, işte Jack London'ları, Jules Verne'leri keşfettikçe böyle acıkıyordum sanki. Hani 5 kitap daha okuyayım gibi. Şey kısmı beni çok etkiledi. Başka dünyalara gidebilmek, böyle bir kapı, sihirli bir kapı açmak gibi geldi kitaplar bana. Sonra da zaten reklam yazarlığı yaptım. Onu yaparken bir yandan kitabımı yazdım. İşte başta dediğim gibi Güney Amerika seyahati boyunca da fantastik bir kitap olduğu için Güney Amerika çok uygundu kitabın yazılmasına. Seyahat bittikten sonra da yayın evleriyle paylaştım ve güzel haberler geldi. Yayınlamak istediler. Sonra da çocuklar çok sevdi kitabı. İşte şimdi yeni kitap çıkıyor. Benim için de en güzel kısmı kitabın beni çocuklarla buluşturması oldu. Siz herhalde doğayla iç içe olmayı çok seviyorsunuz. Çünkü iki kitabınızda da doğayla ilgili çok güzel şeyler var. Evet. Şimdi siz de tabii Ankara'da yaşadığınız için biliyorsunuz. Biraz şehirde yaşarken doğadan uzak kalıyoruz. O zaman da birazcık o dört duvar arasında bir süre sonra insan olduğumuzu unutmaya başlıyoruz. Yani bir ağaçla bağımızı unutuyoruz aslında. Ben de doğaya gittiğim zaman onu tekrar hatırlıyorum. Aslında kocaman bir yuvarlak olduğumuzu, hani bir kuşla da aslında akraba olduğumu, ağaçla da akraba olduğumu hatırlıyorum. Kitapların yaşı olduğuna inanmıyorum. Her yaşta insan her kitabı okuyabilir. Buna en iyi örnek herhalde mesela Martı Jonathan Livingston kitabı ya da Küçük Prens kitabı, MoMA aynı şekilde. Bu kitaplar her yaşta okunabilecek ve herkesin başka kendine ders çıkarabileceği kitaplar. Gerçekten çok güzeldi hikayeleriniz. Umuyorum yazmaya devam edersiniz. Çocuklar, Bengisu Hanım'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kırmadı bizi. Sizlerle birlikte oldu, hikayelerinizi dinledi. Kendi kitabından bahsetti. Kapanışı sizin o romanınızı yazarkenki yaşadığınız kuş olayı vardı ya, onu çocuklarla paylaşır mısınız? Çok ilgilerini çekecek. Bu şekilde yapalım. Tamam. Ben kitabımı Peru'da tamamladım. Kutsal Vadi diye bir yerde yaşadım onu yazarken. Ant Dağları'nın orada. Ve ben kitabı yazarken her gün beni görmeye gelen bir sinek kuşu vardı. Sinek kuşu dünyanın en küçük kuşu ve saniyede çok fazla kanat çırpabilen bir kuş. Beni her gün kitabı yazarken görmeye geliyordu. Biraz yanımda duruyordu, sonra gidiyordu. Ve kitap bittiğinde kuş bir daha hiç gelmedi. Ben de o kitabın uğru olduğunu düşündüm. O kitabı yazmak için bana yardım ettiğini düşündüm sinek kuşunun. Ve onu kitaptaki hamhum kuşuna dönüştürdüm. Benim kahramanım Zemin de onu koruyan bir kuşu var. Koruyucu kuşu. İsmi de hamhum kuşu. Hepinizle tanıştığıma çok memnun oldum çocuklar. Harika şeyler yazmışsınız. Gerçekten çok etkilendim. Hoşça kalın, sevgiler.